Merhaba sevgili izleyiciler. Bir Arzu Çakırca'yla Kadınca programında da sizlerle birlikteyiz. Umarım bugün sizler için çok güzel geçiyordur. Hele de bu hafta daha da güzel geçer diye dileklerimi buradan gönderiyorum. Bugün çok güzel bir konuğumuz var. Sevgili Mira Ordu. Mira Ordu bize neler anlatacak biliyor musunuz? Özellikle annelerdeki anne sütünün önemini, bebeklerde anne sütünün önemini. Evet. Yazdığı kitaptan bahsedecek, yeni doğan bebekleri nasıl emzirmemiz gerektiğini anlatacak, ne zaman hazır mamaya geçmeliyiz, neler yapmalıyız, hepsinden bahsedeceğiz ve konuğumuza dönüyorum. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyiyim Arzu Hanım, siz nasılsınız? Çok teşekkürler, biz çok iyiyiz. Bir Ramazan'ı daha kutluyoruz hep birlikte Ramazan'da. Böyle güzel günler geçiriyoruz. Asıl sizi sormalı, yeni heyecan, yeni böyle, önce kitaptan bahsedeceğim ama bize kendinizi tanıtın. Mira Ordu kimdir? Ne iş yapar? Nasıl Tabii. Bu kitap doğdu? Bunların hepsinden sırayla bahsedelim. Öncelikle davetiniz için çok teşekkürler. Çok keyif aldım. Ben kimim? Ben Manisa doğumluyum bu arada. Manisa Alaşehirliyim ben de. Süper. Manisa doğumluyum. Daha sonra İzmir'e yerleştim 2000 yılında. Ege Üniversitesi Hemşirelik Fakültesini kazanınca ondan sonra da İzmir'den dönemedim tekrardan. Hemşirelik mezunuyum. Bir tane kızım var 14 Allah yaşında. Başlasın. Amin. Ve ondan sonra hiç hemşirelik yapmadım tabii. İlaç firmasına girdim. 12 sene boyunca ilaç sektöründe satış pazarlama alanında çalıştım. Buna paralel olarak da İstanbul Sosyoloji Fakültesi okudum dışarıdan. Onun dışında böyle çok fazla ilgi duyduğum için çocuk bakımına, kızımdan dolayı da hani iyi bir anne olmaya çalıştım onun için de. Bundan dolayı da ilgim, alakam tamamen çocuklara yöneldi, bebeklere özellikle. Ve bir sosyal medya hesabı açtım. Yaklaşık 5 yıl önceydi. Hı hı. Bunun içeriği de ilaç firmasında çalıştığım için hani çok böyle kurumsalda çalışınca çok sosyal medyaya veremiyorsunuz esasında kendinizi ama akşamları böyle boş vakitlerimde bir konu belirleyip paylaştıkça takipçilerden gelen sorulara istinaden aslında bebek bakımında eksik olunan birçok konuyu görmüş oldum. Aa süper. Evet, bu bana hani bir ışık yaktı beynimde ve dedim ki ben buna daha fazla ağırlık vermeliyim. Çünkü hani ben kızımı anne sütüyle besledim ilk 6 ay, su bile vermedim. Gerçekten bir hemşire olarak bunun bilinciyle bebeğimi büyüttüm. Onun dışında 6 aydan sonra ek gıdaya başlattım ama hani böyle deneme yanılma yöntemiyle alerjik reaksiyon oluşacak mı oluşmayacak mı bunları bile deneme yanılma yöntemiyle belirleyerek ilerledim. Hani şey gibi düşünün, aslında bir elektronik eşya alıyorsunuz evinize ve kullanma kılavuzu var. Kullanma kılavuzuna bakarak onu kuruyorsunuz. Bir nevi aslında bebek bakımı da böyle. Öyle mi? Aslında bana İçgüdüsel böyle... İçgüdüsel değil mi? İçgüdüsel, tamamen annelikle alakalı. Ama hani beslenmesiyle ilgili bazı kriterler, hassas noktalar var. Hani her şeyi vermemeliyiz bebeklere. Doğru. Çünkü hani aslında gerçekten derya deniz bir konu. Ben bunları işte sosyal medyamda böyle her gün bir konu belirleyerek, paylaşarak bir baktım sayfam büyüdü. Harika. Aynen, bundan dolayı da... Şunu düşündüm, yani ben bir şey yapmalıyım. Zaten kitap yazmak hep böyle çocukluğumdan beri içimde var olan bir şeydi, yazarlık. Dedim ki ben annelere fayda sağlayacak bir kitap hazırlayayım. Gelen soruları derledim, toparladım ve bunu pandemi süresi boyunca kitabı yazdım. Pandemi sonrası da çıkarttık. Yani kitap çok güzel. Ben geçenlerde bir yerde gördüm ve size oradan ulaştım açıkçası. Şöyle bir incelediğimde ben de iki çocuk annesiyim. Bir tanesi küçük, bir tanesi biraz büyük. Bir tanesi 24 yaşında, bir tanesi 4 yaşında. Arada bayağı bir 20 yıllık bir süre var. Çocuğumu kendim büyüttüm, büyütüyorum. Şimdi çocuğumu kendim büyütüyorum mu okuyunca başlığı görünce dedim ki Allah Allah bizimkileri kim büyüttü acaba diyerekten baktım ama. Sonra içeriğini inceledim. Aslında biz annelerin bildiği fakat bazı şeyleri, unuttuğumuz şeyleri de hatırlatıyor. Evet. Dolayısıyla yeni annelere veya benim gibi çok ara vermiş ve unutmuş annelere bir hatırlatıcı başucu kitabı olarak bulunabilir. Kesinlikle öyle. Aslında annelerin hani birçoğu evet bilinçli,
bebeklerinin bakımını doğru bir şekilde yapıyor. Ama kırsalda, Anadolu'da, biraz daha doğuya gittiğimizde biraz daha böyle hani töresel şeyler, gelenekler, görenekler falan çok fazla. Evet. Bana en çok sorular o taraflardan geldi zaten. O kadar yanlışlar var ki bebeğin hastalanmasına, bebeğin ölümüne, farklı reaksiyonlara yol açan hastalıkların çıkmasına sebebiyet veren bakımlar biliyorum. Yanlış. Aslında hani doğru bilinen yanlışlar var. Hı hı. Ben bunlardan dolayı zaten o soruları toplayıp derledim. Şöyle ki bebeğe 1 yaşından önce bal verilmemeli. Kesinlikle. Çünkü çok fazla alerjik reaksiyona yol açar ve bebeğin ölümüne kadar yol açan sonuçlar doğuruyor. Ama emziği, bebek ağlıyor diye emziğini bala batırıp bebeğe veren insanlar var toplumda. Yani tesadüfen hayatta kalmış gibi oluyor bebek. Kesinlikle bebekte. Öyle. Yani bu mesela tuzlama yöntemi. Tuzlama mı? Tuzlama yöntemi. Hani bebek doğduğunda ter kokmasın hayatı boyunca diye tuza, yani tuzlu suyla yıkanır. Batı'da da var bu. Ama aslında yapılmaması gereken bir şey. Çünkü vücut dehidrate olabilir, su kaybına yol açabilir ve bebeğin ölümüne kadar böyle kötü sonuçlar, senaryolar doğurabilir aslında. İç Anadolu'da ya da doğuda neler yapıyorlar? Bayağı bildiğiniz tuzu, battaniyeye tuz koyup bebeğe yatırıyorlar ve sarıyorlar. Bebek orada yaklaşık yarım saat, bir saat duruyor. Cildi oluyor bu arada? Cildi tahriş oluyor, yanıyor. Eyvah. Aslında hani ciddi anlamda su kaybına yol açıyor bebekte. O kadar yanlış inanışlar var ki bunları biz böyle büyüttük çocuklarımızı diyen babaanneler, anneanneler, halalar, teyzeler var. Ve bilmiyorlar ki aslında onların yanlış olduğunu. Yeni nesil aslında kendilerini bıraksalar çocuklarını çok iyi büyütecekler, çok iyi bakacaklar. Evet. Ama işte kayınvalidem geldi bir şey diyemedim. İşte annem böyle yaptı bir şey diyemedim diyen çok yetişkin var yani şu anda. Çok haklısınız yani. Şu anda geçen haftaki konuğumuz da aynı söylemişti. Hani bebek doğar doğmaz herkes bir sıfata sahip oluyor ve o sıfatı yerine getirmek için aslında kötü niyetle yapılan işlemler değil bunlar. Asla değil. Ama öğretilmiş bilgiler belki de yanlış olduğu için bunları görerek bu kitabı yazdınız. Evet. Gayet de güzel bir kitap sevgili izleyiciler ve kadınlar mutlaka okuyun. Efsane bir kitap. Ben bayağı bir kurcaladım, bir yarısına kadar geldim. Tekrar hatırladım. Şunu hata yaptığımı da fark ettim bazı yerlerde. Yani esasında hani benim bile yapmış olduğum hatalar vardır illaki. Bilmediğimiz çok şey var. Bu bir rehber kitap. Hı-hı. Annelerin başucunda kalabilecek bir rehber kitap. İçeriğinden de bahsedeyim ben size. Doğum öncesi, doğuma hazırlık döneminden başlıyor. Doğum sonrası yeni doğan, emzirme, yeni doğan bakımı, yeni doğan muayenesi ve ilk yardım. Hatta bebeklerin burçlarına kadar her şeyi yazdım ben buraya. Evet, fark ettim onu. Böyle gayet dolu dolu güzel. Bir kitap olsun istedim. Başucunuzda bulunsun mutlaka. Kesinlikle diye. Öyle. Peki, tabii bugün çocuk bakımı, çocuk büyütmek çok derya deniz. Hani konusu çok. Bitmez. Bizim burada bir yıl boyunca oturup her gün bir saat program yapsak yeridir. Fakat en çok önem verdiğimiz noktalardan bir tanesi yeni doğanın anne sütüyle beslenmesi. Hani biraz evvel bahsettiniz. Minimum 6 ay. Zaten Sağlık Bakanlığımız, hükümet, devlet bunu çok destekliyor. 6 ay boyunca anne sütü, 6 ay boyunca anne sütü, aile hekimleri, aynı zamanda çocuk doktorları, herkes aynı şeyi söylüyor. Ama bilinçsizce emzirme eğitmenleri var. Bilinçsizce yanlış emzirdiğimiz için çocuk emmeyebiliyor. Evet. Bunlardan biraz bahsedelim. Özellikle hani emzirmek neden bu kadar önemli? Tekrar konuşalım. Tabii. Aslında dediğiniz gibi hani aile hekimleri de doktorlar da böyle bangır bangır bağırıyor. Emzirin. Anne sütünün çünkü çocuk için, bebek için çok faydası var. Yani çok fazla hani saymakla bitmeyen faydaları var. Bir kere bebeğin gelişiminin doğru oranda ilerlemesini sağlıyor en başta. Onun dışında gerçekten ekonomik bir besleme yöntemi. Evet. Mamalar çok pahalı neticede. Anne sütü sadece kendinden vereceği sütle bebeğini büyütecek. Hı-hı. Yani aslında üretilen bir sütle aynı zamanda ten teması da yaşayarak bebeğini hem duygusal anlamda hem de fiziksel olarak büyütecek.
Onun dışında hijyenik, gerçekten steril. Evet. Hani mama hazırlayacağım bir yerde kabı temiz mi, kaşığı temiz mi gibi düşüncelere yönelmeden direkt anne sütünü verecek bebeğine. Kolay. Gerçekten kolay. Kolay bir yöntem. Bunun dışında birçok protein, birçok mineral, birçok gıda var, besin var. Ve bebeğin sağlıklı büyümesini sağlıyor bütün bunlar. Çünkü ayrıca ihtiyacı olanı koyuyoruz aslında yerine. Evet, ayrıca immün sistemi için de çok önemli değil mi? Yani bağışıklık sistemi çok güçleniyor. Hastalıklardan koruyan bir besin. Evet ama peki sütün çoğalması için küçük diyorlar. Mesela şöyle, biz biliriz işte taze soğan ye, börülce, kuru börülce ye, bol su iç. İşte tatlı ye, bol bol tatlı ye de sütün tatlı aslında olsun. Yanlış bunlar. Değil mi? Şimdi şöyle başlayalım en baştan. İki tane hormon var. Prolaktin ve oksitosin hormonu. Prolaktin zaten vücutta doğal olarak, fizyolojik olarak annenin süt bezlerinin sütle dolmasını sağlayan bir hormon. Bu hamilelik boyunca artık başlıyor. Memelerdeki o bezlerin sütle dolmasını sağlıyor. Geriye kalan bütün iş oksitosinde aslında. Oksitosin de aşk hormonudur. Ne yapar bu? Bebek doğdu, ilk emzirme, ilk ten teması, anne eğer ki kaygılı değilse, stresli değilse, ağrıları yoksa bebeğe daha fazla odaklanır, daha fazla göz teması kurur, daha fazla sevgiyle yaklaşırsa oksitosin hemen salgılanmaya başlar ve meme başından o sütün akmasını sağlayan olay oksitosinde. Aa bak hani bunu bilmiyordum mesela. Yani eğer ki o oksitosin devreye giremezse ne kadar göğüsler sütle dolu olsa o akmaz. Ve derler ki ya sütüm gelmiyor, bebeğe mama vermeliyim. Aslında kaygısı olmasa, o kadar stres yapmasa, biraz bebeğine odaklansa o süt akacak zaten. Bunun yöntemi bu. Tamamen oksitosine bağlı. Ha, bir de hani böyle üzülünce falan şey derler, sütüm kaçtı. Evet. Bu da mı oksitosinden kaynaklanıyor? Tamamen ondan kaynaklı. Kesinlikle ona bağlı. O zaman emziren anneleri üzmeyin. Kesinlikle öyle. Zaten şöyle, hani üzmeyin. Türk toplumunda yaşanan olaylardan birkaç örnek vereyim size. Şimdi ne oluyor? Hastaneye gidiliyor, doğum yapılıyor. Eve böyle 5-10 kişi falan geliniyor. Evet. Aslında bebekle annenin biraz baş başa kalması gerekiyor. Zaten anne ağrılı, yorgun bir süreçten geçmiş, çıkmış. Biraz dinlenmeye ihtiyacı var. Evet, yemeğini yapan hani birinin olması şart zaten evde. Ama anneyi bıraksalar ve hani birazcık bebeğine odaklanmış olsa o süt gerçekten çok fazla gelecek. Ama ne yapıyorlar? İşte senin sütün gelmiyor. Hemen işte mama karıştırıp veriyorlar. Bu da takviye olsun falan diyen babaanneler, anneanneler çocuk var. Çocuk aç kalmıyor aslında. Yani biraz aç kalmıyor. Bunun olacak sebebi zaten şu. Kolostrum denilen ilk süt. Kolostrum çok az gelir. Evet. Ama toplum bunu bilmez mesela. Çok az gelir. Az geldiği için de sütün çok az geldi ve bebek doymuyor diye cümleler başlar. Kolostrum zaten en çok besleyen, bir damlası bile bebeğe yeten bir süt. Bu ilk iki gün kolostrum salgılanır, gelir. Ondan sonra artık olgun süte geçilir. Üçüncü ve dördüncü günde de memelerde süt daha fazla olur. Ha, bu ilk ağız sütü dedikleri süt kolostrum. Kolostrum. Hani o en aslında hani onu mutlaka emzirin dedikleri yer. Evet, bu herhalde. Evet, tam kesinlikle. Mutlaka emilmesi gerekiyor, verilmesi gerekiyor. Bebeğe mavim tırak bir renktedir. Çok az gelir ama çok besleyicidir. Gerçekten normal süt oranında besleyicilik özelliği var onun. Bebeğe aslında verilmesi gerekiyor. Ama o sütün az geldiğini gören yetişkinler, sütün çok az geliyor. Bebeğe o da zaten büyük stres sebebi. Anne zaten yani, stresli. Evet. Zaten bilmediği bir sürece giriyor. Hani bebek bakma süreci. Hani bilsen de bir şey fark etmiyor ki yani. Beşinci de olsa. Yine o başka bir stres yani. Kesinlikle her seferinde öyle. Sıfırdan başlıyorsun çünkü. Sanki hiçbir şey bilmiyormuşsun gibi. Aynen. İşte biraz bu çevre baskıları anneyi olumsuz etkileyebiliyor. Sütü de tabii doğal olarak olumsuz etkiliyor. Sütün akışına engel oluyor. Yani ben şunu öneriyorum mesela annelere. Bebeğinizle baş başa bir odada kalın. Sessiz, sakin bir odada yatın. Hatta ten teması gerçekten çok önemli. Üstlerinizi çıkarın. Vücut temasını sağlayın.
birlikte dinlenin, birlikte uyuyun. Çünkü o bağ, fiziksel bağ, duygusal bağı da geliştirecek. O da oksitosini devreye sokacak. Süper. Şimdi tabii birçok doğum yapanları da görüyoruz. Bugün hatta benim sabah kuzenim de doğum yaptı. Yeni bir Lina'mız geldi. Allah bağışlasın. Yeni bir kızımız geldi. Çok mutluyuz. Bizde kız çok az çünkü. Şimdi baktığında doğum yapıyorsunuz. Doğum hastanede. O da acayip kalabalık. Evet, maalesef. Neden? Ben bunu hala çözemedim. Neden doğum yapan birisi, hani hem sağlık açısından rahatsız edici bir durum, anne rahatsız oluyor zaten hani ve hemen emzirmesi lazım. Mahremiyeti de kısıtlanıyor. Bu sefer kadın da strese girmeye başlıyor, anne de strese giriyor. Anne strese girince bebek de strese giriyor. Böyle bir zincirleme döngü oluyor. Evet. Veya işte çocuk doğar hemen ziyarete gideriz. Yani gitmeyelim, bir müddet gitmeyelim. Hani bu şey gibi, korona ilk başladığında herkes birbirine geçmiş olsun da gidiyordu ya. Onun gibi şey. Yani biraz öyle. Gidilmemesi gerekiyor. Aslında hatta bir gün ben gerçekten bir paylaşım yaptım sayfamda. Lütfen yeni doğan yapan annelere ziyarete gitmeyin. 30 gün ziyarete gitmeyin falan şeklinde. Çünkü çok önemli. Yani yeni doğum yapmış anne kayınpederinin yanında emziremiyor. Utanıyor. Tabii normal olarak. Dikişleri varsa, yani böyle yattığı yerden kalkması bile ona hani mahremiyetini koruması gerekiyor tabii ki. Ama karşınızda oturan insanlar var. Yani birçok problem var. Mesela ameliyattan çıkıyor, hani gaz şikayeti olabiliyor ama o insanlar ayrılmıyor oradan. Bu psikolojik olarak gerçekten yıpratıcı bir süreç aslında. Evet. Ya ayrılmayanlar bunu ayrılmaları ayıp olur diye ayrılmıyorlar. Evet, öyle söyleyemiyoruz. Öyle bir şey var. Ayıp olmasın, ziyarete gidelim hemen. Evet. Hediyemizi götürelim hemen. Gerek yok aslında. Yani biraz anneye, bebeğe mahremiyet alanı yaratmak gerekiyor diye düşünenler. Zaman tanımak gerekiyor. Kesinlikle birbirleriyle zaman geçirsinler. Bazen babaları bile yanımızda istemiyoruz. Mümkünse çocuklarla birlikte tek başımıza kalalım ve o bağı kuralım istiyoruz. Dolayısıyla da annelik başka bir şey. Çok önemli, çok özel, çok güzel bir duygu. Evet. Ben de hani bir kız çocuğu annesiyim. Hakikaten yani onunla birlikte hayata daha farklı bakmaya başladım. Onu beslerken bile hakikaten ben kendi hikayemden de bahsedeyim. Lütfen. Adana'da yaşıyordum o zaman. Adana'da doğum yaptığımda ilk hastanede, özel hastanede bir tane hemşire geldi. Elinde çay bardağı ve kaşıkla mama karıştırıyor. Ben sezaryandan çıktım, ameliyatlıyım, ağrılarım var. Bebeği getirdiler, dedim ki emzirmek istiyorum. Ya çok ağrın var şu anda, biraz dinlen. Biz bir mamayla besleyelim. Hayır, ben emzirmek istiyorum dedim. O kadar ağrım vardı ki ama gerçekten yan yatmak, dönmek falan hakikaten çok zor. Sezaryanlı özellikle. Ve ben hani emzirmeye çalıştım. Bunun için bir 10 dakika mücadele verdim. Ama o ilk emdiğinde, o yaşadığım mutluluğu, hani ben çocuğumu besliyorum duygusu inanılmaz güzel, muazzam bir şeydi. Ve ondan sonra hani oksitosini hiç unutmam zaten ben. Hani bir hemşire olarak zaten bebeğimi beslemek istedim. İlk 6 ay anne sütü çok önemli dedim. Emzirdikçe gelecek sütün Mira dedim kendime. Evet. Ve bunları beynimde bu düşünceler dolaştıkça zaten... Ben 6 ay boyunca bir kaşık su bile vermedim çocuğuma. Ben verdim su. Su şöyle, hani ağızda pamukçuk olması evet, diye verilebiliyor. Ama hani süt o kadar fazlaydı ki suya ihtiyaç duymadık. Ve çok da güzel kilo aldı. Gelişimi gayet iyiydi. Hani hastalıklara karşı gerçekten koruyan bir şey. Bir de anne tarafından bakıldığında meme kanseri ve over kanseri riskini azaltan bir şey. O çok önemli. Onu emzirme. Soracağım. Evet, emzirmenin kanseri oranını azaltıyor. Konuşuyoruz sürekli. Evet. Daha önce de bir onkolo olmuş gelmişti, bahsetmişti. Onun dışında anne için rahmi bir an önce toparlamaya başlıyor. Emzirdikçe rahim toparlanıyor. Bu annenin eski sağlığına kavuşmasını sağlıyor. Bir de anne hızlı bir şekilde kilo veriyor aslında emzirerek. Evet. Burada yanlış olan bir inanış daha var. İşte hani soğan ye süt olsun. İşte bulgur ye süt olsun. Tatlı ye süt olsun. Hayır, bunlara hiç gerek yok.
normal sağlıklı beslenebilir. Karbonhidrat tüketmesine gerek yok. Normal proteinini sebzelerden de vitaminini alsın meyvelerden. Ama bolca su içsin. Su çok çünkü önemli. Çünkü sütü yapan su. Evet. Şöyle anlatayım. Ben 48 kiloyla hamileliğe başlayıp 14 kilo çok özür diliyorum. 14 kilo aldım toplamda. Çok ideal bir kiloydu. 48 ile başladım. Doğumdan 3 ay sonra 44 kiloya düştüm. Ama o kadar çok sütüm vardı ki. Bu yani şey değil. Zayıfsın sütün olmayacak diye bir algı vardır toplumda. Hı-hı. Aslında öyle bir şey değil. Yok, zayıftım ama çok fazla sütüm vardı. Bu tamamen beslenmeyle ve su içmekle alakalı. Evet, ben her iki hamileliğimde de 25 artı aldım yani. 25 er kilo, 25 er kilo aldım. Her ikisinde yani ikincide biraz daha azdı süt ama ilkinde orta 2,5 yaşına kadar falan emdi yani. Ne dedim güzel, ki, ne mutlu. Aman emsin falan deyip bıraktım mutlu, ama artık hani zorla daha sonra sürekli bundan beslenmeye. Mesela biz de 8 ay hiç ek mama bile kullanmadık. Yani anne sütü yeterliyse zaten. Evet. Yani hani Sağlık Bakanlığı şeylerinde 6 aydan sonra ek gıdaya başlanabilir diyor. Ama bu 7 ayda olabilir. Eğer prematüre ise bebek çok gelişemiyorsa bu 5. aya da çekilebilir aslında. Tamamen doktorun değerlendirmesiyle alakalı, bebeğin gelişimini değerlendirilmesiyle alakalı bir konu. 6 aylıktan sonra ek gıdanın önemi de şöyle, artık anne sütüne ek olarak, evet anne sütünden bütün besin değerlerini karşılıyor, evet. Ama ek olarak başka besinler de alsın ve çocuk aslında biraz çiğnemeye de, yutmaya da, hani bunları da alışsın, öğrensin. 7 aylıkta biraz böyle katıya geçilir. Evet. 6 aylıkta püre başlanır, 7 aylıkta katıya geçilir. Bu da aslında çiğneme ve yutmayı öğretmek için çocuğa. Bunların bir aşaması var aslında. Erken başlamak gerekiyor. Bazı takipçilerimden gelen şeyler, benim bebeğim 16 aylık ama hala katı bir şey yiyemiyor. Çünkü biraz ihmal etmiş, korkmuş aslında. Ya boğazında kalırsa, yutamazsa, çiğneyemezse diye biraz anne sütüne devam ettirmiş. 10 ay boyunca hiç ek gıda vermeyen kişiler var. Bu da yanlış. Ha, tabii. Evet, anne sütü ne kadar bol olursa olsun ama belirli bir evresine geçtikten sonra ek gıdaya da geçmesi lazım. 6 ay çiğneme, bu dürtüsü, ideal bir süreç. Yutkunma. Aynen, hani bunlar da gelişsin, farklı beceriler de kazansın bebek diye. Bir de gerçekten farklı besinleri de alsın, vitaminleri de alsın. Çünkü onlar da önemli. Mesela bir bebeğe 6 aylıkken ne başlanır? Sebze çorbası başlanır. Hı hı. İşte havuçla, patatesle, kabakla. Bunlar çok fazla besin değeri yüksek olan sebzeler. Ama bunları da 3'er gün deneme süresi vardır her bir sebzenin. Hı hı. Alerjik reaksiyon oluşacak mı, oluşmayacak mı? Bu gözlemlenir anne tarafından. Ondan sonra hepsini karıştırıp verebilir anne. Ona hani bir ev yoğurdu mesela tek önünde, ikindi önünde anne ev yoğurdu verebilir, çeyrek çay bardağı kadar. 7. ayda kahvaltıya geçebilir. Yumurtanın sarısının 1/4'ünü pekmezle, labne peynirle karıştırıp verebilir bebeğine kahvaltı olarak. Aslında ilk başta hani 1/4 diyorsunuz ya, biz o küçücükmüş gibi geliyor bizim için. Aslında ne çok kadar yeterli küçük bir bebek öğün için. Yani ya doymazsa mantığıyla hani biraz daha mı fazla yapsam? Ben denedim yani biraz daha mı fazla versem acaba diye. Ama olmuyor yani, gerçekten nasıl başlanması gerektiği belli. Bebeklerin midesi zaten çok küçük. Esasında yetiyor o 1/4. Bir de şöyle bir deneme yapmış oluyoruz. Bebekte reaksiyon oluşturacak mı? Alerji yaratacak mı? Özellikle yumurta. Evet. Yumurtanın beyazının 1 yaşından önce verilmemesi gerekiyor. Protein değeri çok yüksek beyazında. Bu da böbreklere hasar verebilir. Dolayısıyla ben bu konuda da mesela annelerimi uyarıyorum. Hani mümkün olduğunca bıldırcın yumurtası zaten 2 yaşından önce verilmemeli. Yumurtanın beyazı 1 yaşından önce verilmemeli. Bal 1 yaşından önce verilmemeli. Bakla. Bakla çok önemli. Çok önemli gerçekten. Çok fazla suyuna bile zehirleyen bandırıp böyle şey. Hani suyundan bile ekmeğine bandırıp verirler ya çocuklara. Evet, çok zararlı. O mesela inanılmaz zararlı bir şey. Bebeğin patlıcan ölümüne kadar yol açıyor. Anne emzirirken bile tüketmesin diyoruz. Bunlar çok önemli konular. Ama hani hepsi bilinmiyor. Evet. İşte ben yedim bir şey olmadı. Sen de yiyebilirsin şeklinde yaklaşımlar var.
bunlar olmaması umuduyla diyorum. Ya da hani mutlaka şeydir ya, her anne birbirine tecrübesini aktarır. Benim çocukta biz böyle yapmıştık, şimdi seninkinde de böyle yapalım. Hayır öyle, yani öyle. O senin çocuğundu. Öyle. Bir de yarış benim var. Çocuğum. Benim çocuğum şu kadar kiloda, seninki kaç kilo? Aa, aynı aylık. Evet. Ama neden seninki gelişmedi? Ya mesela bu çok önemli. Ne olursa olsun annelerin bir soru işareti kalıyor bence kafasında. Kalıyor. Onun ikisi çok kilolu. Acaba benim sütüm besleyici değil mi? Yeterli çok değil mi? Çok kaygılanıyor anne bu konuda. Aslında doktorlara götürüldüğünde o çocuklar, doktor mutlaka her anne, her babaya şunu diyordur. Genetik yatkınlık. Sizin de eminim bebekliğiniz bu şekildedir diye. Çünkü anneye babaya çeker kime bebek. Kime benzeyecek? Evet ve o hani gelişmemiş değildir aslında. Pörsantil hesaplaması vardır kız ve erkek çocuklar için ayrı ayrı tablolar. İşte kilosu boyu yazılır. Baş çevresi hesaplanır ve orada bir grafik vardır. Hani o grafiğe eğer uyuyorsa o aralıklar içindeyse bebek aslında normal gelişim düzeyine sahip. Biraz altındaysa biraz daha ek besleyici gıdalar verilebilir doktor tarafından. Biraz üstündeyse yine doktor önerisiyle bir yol çizilir. Ama o grafiğin tam normal orantıdaysa anne baba kaygılanmamalı. Yani evet, biz Türk toplumu olarak herhalde şöyle, çocuk ne kadar kiloluysa o kadar sağlıklıymış gibi öyle geliyor gibi, değil mi? Evet. Aslında tam tersi diyebiliyorum. Hiç alakası yok. Tamamen pirinç unu muhallebisi yaparak besleyen anneler var. Hı-hı. Pirinç unu ne yapar? Fos bir şişkoluk yapar yani şişme. Hı-hı. Vücut hani tombul bir çocuk evet meydana ne gelir hoş belki. Geldi, diyabet. Ama tabii ki diyabeti de beraberinde getirir. Birçok hastalıkları beraberinde getirir. Neden? Çünkü sadece muhallebiyle besleniyor. Ek gıda alamıyor, farklı gıdalar, farklı vitaminler alamıyor. Evet şişman, evet tombul böyle çok sevimli. Sevimli ama sağlıksız. Sağlıklı değil. Hani zayıf çocuk sağlıksız. Ay bu çocuk çok zayıf. Aman hiç aman sakın bir şey olmasın mantığıyla gidiyorlar ama öyle değil. Zayıf zaten çocuk da sağlıklı. Hani, bağışıklık sistemi sağlam olduğu sürece ben kesinlikle hani kilosuna bakmıyorum. Önemli olan bağışıklık. Ben hani onu soruyorum zaten. Bebeğin sağlıklı mı? Evet çok şükür sağlıklı. Tamam kilosuna takılma. Zayıf değil o bebek falan şeklinde evet. Bir geri bildirim veriyorum. Bir de şöyledir zaten hani 6 aydan sonra bir diş çıkarma olayı başlar. Bebek ister istemez kilo verebilir. Kilo veriyor. Bir ay sızısı var çocuğun ne yapsın? Evet. Vücudu hani boyu uzuyor. Evet kilo da ona oranla düşebilir. Yani düşmüyor esasında. Vücuduna oranla paralel zayıf bir şekilde görünüyor. Aslında zayıf görünüyor. Yani bu sağlıklı bir şey, normal bir şey. Ama bunlardan dolayı çok kaygılanıyor anneler. Hep kıyaslama. Biz de anlatarak aslında böyle olmadığını paylaşarak bilgilendirmeye çalışıyoruz. Çok güzel bir şey yapıyorsunuz. Benim çok hoşuma gitti açıkçası. Şimdi başka bir soruya daha geçeceğim ama çok bağlantılı. Hazır mama aslında ne zaman kullanılmaya başlanmalı? Biraz evvel dediniz ya, oradan da aklıma geldi. Hani yeni doğar doğmaz bile bazen hemşireler işte anne biraz daha sakin olsun, yorulmasın diye aslında çok iyi niyetle bunu yapıyorlar ama doğru değil, evet. Ama hazır mama kullanmak zorunda olduğumuz ne sürede kullanabiliriz? Daha doğrusu soru öyle. Esasında şöyle. En uygun süre ne zaman olmalı? Bu şöyle anlatabilirim. Yani bazı anneler emziremiyor. Hani memeden operasyon geçirmiş olabiliyor, farklı rahatsızlıkları olabiliyor. Anne sütü vermemesi gerekiyor. Hı hı. Böyle durumlarda tabii ki hazır mama ile başlanıyor, verilebiliyor. Doktor önerisiyle, doktor hangi markayı isterse onunla başlanıyor. Onun belli oranları var, o kadar verilmesi gerekiyor. Hı hı. Bütün hesaplamasını doktor yapıyor zaten. Ama bir devam sütü vardır mesela. Hani 6 aydan sonra ek olarak o da verilebilir. 1 yaşından sonra da verilebilir. Yani bu tamamen doktorla aslında kararlaştırılan bir şey. Bebeğin gelişimiyle orantılı bir şey. Kendi kafamıza göre öyle ay benim sütüm vermemek yetmedi. Vermemek lazım aslında. Ay senin sütün yetmiyor deyip hani büyüklerimize de buradan seslenelim. Ay senin sütün yetmiyor. Çocuk aç kalıyor. Çocuk ağlıyor, aç kaldığı için ağlıyor mantığıyla. Her ağlaması zaten açlık demek onlar için. Ama hani bebeğin bir yeri ağrıyabilir, gaz sancısı olabilir. Ne bileyim kulağı ağrıyor olabilir. Bu yüzden ağlıyordur. Ama her ağlaması aç bu çocuk, doyur.
sütün yetmiyor senin, mama ver şeklinde. Yani. Toplumda böyle yani yanlış yeni anne var. Yeni anne olmuş kişilerin de en sinir olduğu cümledir. Bak ben kendimden öyle biliyorum. Yani 4 yıl önce ki o kadar bilmemize rağmen hani ikinci çocuk falan diyeyim, yine de en sinir olduğum cümleydi. Aç bu çocuk. Sinir oluyordum. Ya ben de sinir olurum hani bana da dense. Bana demedi tabii kimse. Ben bir de tek başıma büyüttüm çocuğumu. Tek başıma baktım. Bu yani, çok büyük avantaj. Çok büyük avantaj. Benim Kaşanan ben yaşlıydım doğum yaptığımda. Ben 41,5 yaşında doğurmuştum. Maşallah ne güzel. Dolayısıyla hani zaten çok kilo almıştım. Zaten çok zor olmuştu. Bir de çocuk doymuyor deyince iyice sinir oluyordum artık. Hani siz çocuğun doğduğuna bakın, doymasını ben hallederim diye konuyu kapatmak en istiyordum. En güzel cümle olmuş aslında. Yani evet. Ve yeni anneler için de hani çok sinir bozucu, üzüntü verici aslında. Hani sinir bozucu dediğim kısmında daha çok içlerine atıyorlar, üzülüyorlar. Sonra evet, işte vah vah sütü kaçtı oluyor. Evet, evet. Ve süt gerçekten kaçıyor. Çok önemli. Çok önemli. Moral çok önemli. Stres olmaması çok önemli. O sütün salgılanması için. Keşke hani herkes bilinçli olsa ve buna yönelse. Ya evet, şimdi herkes bilinçli olmasını beklemiyoruz ama yeni nesil anneler için de hani bizler için de şöyle, hani emzirme koçu, doğum koçu veya işte bize o dönemde destek olan hemşireler olabiliyor, eve geliyorlar. Artık onlar sağlık var. Bakım hizmetlerinde evet, çok destek oluyorlar. Ben de tavsiye ederim mutlaka. Kesinlikle hani, ben de tavsiye ederim. Sosyal medyalardan, internetten bulunup da böyle bir destek almalarını tavsiye ederim. Çok da işe yarıyor. Çok. Onlar biraz daha tecrübeliler. Biz de biraz tecrübe kazanıyoruz sayelerinde. Aslında hani böyle bir moral motive sağlıyor. Hani annenin o süreçte, hatta doğum hamilelik sürecinde başlaması, evet, beraber doğuma girmesi, doğumdan sonra ilk bebeğini kucağına vermesi, emzirmeyi öğretmesi, buna destek sağlaması anneye büyük bir özgüven veriyor ve büyük avantajlı. Ben kesinlikle her hamilenin yanında böyle bir hemşirenin olmasını istiyorum. Hemşireyle ilerlesinler o süreci, onunla beraber yönetsinler. Yani bence de olmalı ama imkanlar doğrultusunda ya da bol bol kitap okusunlar. Yani ya da hiçbir şey yoksa çocuğumu kendim büyütüyorum, kitabını okusunlar ve buradan da buradaki anlam da şu. Bırakın çocuğumu ben büyütmek istiyorum. Evet. Bu kitap var burada. Bana rehber. Burada her şey, bütün bilgiler doğru. Ben kendim büyütebilirim. Lütfen karışmayın anlamında. Çocuğumu kendim büyütüyorum. Çok böyle güzel bir isim koyduk. Peki anne sütü, anne sütü, anne sütü diğer konuya geçmeden önce anne sütü diyelim ki çok sütümüz var ve çocuk da doyuyor yani. Ama evet, bazı annelerin gerçekten çok sütü oluyor. Özeniyorum onlara. Çok güzel bir duygu olsa gerek. Onlar anne sütünü saklamalılar mı? Kesinlikle saklamalılar. Nasıl saklarlar? Bir kere hani sağma yöntemleri, teknikleri var zaten. Bunu yani çok fazla sütü varsa, yani eğer hemen verecekse şayet bebeğine, aynı gün içinde verecekse, oda ısısında hani 3 saat kadar kalabilir o süt. Eğer ki birkaç gün sonra verecekse dolabın rafında, iç rafında 3 gün kalabilir. Bozulmadan. Şeyde o yumurtaları koyduğumuz, evet, raflarda oralarda, evet, ya da tamam, iç kısımda 3 gün kalabilir. Ama eğer ki hani ileriki zamanlarda kullanacağım ben bunu diyorsa buzluğa koyup 3 ay boyunca orada tutabilir bozulmadan. Evet, bu hani anne sütü saklama böyle poşetleri falan var, evet, değil mi? Onlar bunun çok da koşulları var zaten. Hani nelere dikkat edilmeli burada? Bir kere steril bir poşet, hani süt saklama poşetleri var, özel olarak satılıyor. Bundan temin etmeliler. Saklamadan önce hani hijyenik ortamda hazırlamalılar. O sütü sağdıktan sonra ona doldurup bebeğin ismini ve tarihi mutlaka yazmalılar. Bunu da uygun ortamda saklayabilirler. Tarih mutlaka yazılmalı. Kesinlikle. Ki yanlış çünkü tarihte karışmasın, çok fazla olabiliyor, evet, bazen. Bir de bir önceki sütle karıştırmasınlar. Ha. Her yeni süt yeni saklama poşetine konulmalı. Doğru, evet. Tarihleri çünkü orada karışır. Tarihleri önemli. Yani bozulmuş olabilir bir önceki süt. Evet. Şimdi anne sütü, anne sütü de biraz BVL'den bahsedelim. Tabii. BVL nedir? BVL aslında bebeğin kendi kendine yemesini sağlamak. Bırakın kendisi yesin deriz.
Anneler çok hassastır bu konuda. İlla ben doyurayım, ben verirsem doyacak bu çocuk şeklinde. Ama o bir içgüdü yani. Bir içgüdü gerçekten. Ama aslında bebeği bıraktığınızda, kendisi hani önüne uygun şekilde hazırladığınızda besinlerini, kendisi alıp yerse bebek aslında hem eğlenerek, zevk alarak yiyor, hem de yemeği öğreniyor, hem de karnı doyuyor. Esasında. Doyuyor mu gerçekten? Doyuyor gerçekten. Ben ki kızıma da yaptım bunu. Ya ben yapamadım onu. Ben çok uğraştım, denedim ama yapamadım. Sanki doymayacakmış gibi geliyorsun. Ya şöyle tabii şey kalırsa olabilir. Veriyordum ben de. Hadi bunu da yiyelim falan şeklinde. Ama hani onu izlemek, o ellerinin batırdığını görmek, ağzına götürmesi. Bunlar çok keyifli şeyler. Ve hakikaten hani motor becerisi de gelişiyor aslında. Kendi kendini doyurmayı öğreniyor çocuk erken çağda. BLV de bence benim önerdiğim bir yöntemdir bu anlamda. Kaç ayda başlanmalı? 7 aylıkken başlanabilir. 7-8 aylık ortalama. Ya her tarafları böyle bulaştıra bulaştıra. Evet. Biraz ev kirleniyor, çocuk kirleniyor. Yoğurtlar kafaları. Yoğurtlar böyle kaşında, gözünde, her tarafında. Ben yaşadım hepsini. Ama hani ona uygun bir ortam hazırlıyordum, bir örtü seriyordum, oturtuyordum, önüne koyuyordum, yediriyordum yani. Ya da mama sandalyesi varsa mama sandalyesinde. Onu izlemek gerçekten keyifli geliyordu bana. Ben öyle bir anne oldum. Bilemiyorum, hani çok tedirgin olan anneler var ya da sizin gibi hani hassas ya doymuyorsa diyen anneler var. Ama eninde sonunda doyuyor bebekler. Aslında orada vermiş olduğumuz teknik yöntem, başka bir şey öğretmek istiyoruz orada. Yok, ben ilkinde farkında olmadan bebeleği yapmıştım ama ikincisine kıyamadım. Ya çok küçük geldi. İki tane daha mı kıymetli onu? Evet, o altın top, bizim evin altın topu ya, küçücük. Çok eğlendiriyor bizi. Şimdi BVL'de hadi yaptık diyelim ama yaz geliyor. Evet. Şimdi yaz gelince bizim anneanneler, babaanneler başlar böyle belirli bir yaşa geldiğinde çocuk. Bir yaşında geçtiyse hadi çiş kaka eğitimi verelim. Evet. Yazın daha kolay oluyor deyip. Evet. Böyle mutlaka onu öğretene kadar zorlarlar. Ama bunun maalesef doğru yaşı, doğru zamanı çocuk belirler diye düşünüyorum. Kesinlikle ama çocuk. Bu zorlama karşısında nasıl bir hareket etmeli anneler de, yeni anneler, genç anneler de? Çocuğa ne zaman çiş kaka eğitimi verilmeli? Tuvalet eğitimi. Tuvalet eğitimi 18 ila 48 ay arasında verilebilir. Yani literatürlerde böyle yazar. Ama aslında bebek mental olarak, fiziksel olarak buna nasıl, ne zaman hazırsa bu anne bunu çok iyi gözlemlemeli. Davranışlarıyla, her şeyiyle bunu gözlemleyerek aslında bebeğim artık hazır, çocuğum hazır der ve artık onu ona doğru yönlendirebilir. Ama buna çok erken başlayan ebeveynler var. Şöyle ki, bebek bezi günümüz koşullarında pahalı. Çok pahalı. ve bebek bezi derdinden erkenden kurtulalım diye bebeğine tuvalet eğitimini erkenden vermeye çalışan ebeveynler. Bu da çocukta şöyle bir ruhsal problem yaratıyor. Baskı hissediyor, korkuyor. Zaten hani bilmediği bir şey tuvalet eğitimi. Hani tuvalete oturmak, klozete oturmak ya da lazımlığa oturmak. Ne olacağını bilmiyor. Vücudundan bir şey kopacağını ve onu kaybedeceğini korkusunu yaşıyor. Çok fazla kaygıya sevk ediyorlar aslında çocukları. Bu da ne oluyor? Evet, belki 18 aylıkken tuvalet eğitimine alışıyor bebek ama ileriki yaşlarda alta kaçırmalar başlıyor. Gece işemeleri başlıyor. Bunların sebebi erken çağda tuvalet eğitimine verilen çocuklardır. Yani ısrarla verilmemeli. Çocuk mental olarak, fiziksel olarak ne zaman hazırsa o zaman başlanmalı. Bu alıştırma kiyotları falan var. Evet, onlarla da başlanabilir ilk etapta. Ama yani gerçekten birçok çocuk korkuyor bundan. Çünkü bilinmeyen bir şey ve büyük tuvaletini bile yaptığını, onu gördüğünde bile benim vücudumdan bir şey çıktı ve o gidiyor şeklinde korkuyor. Onun için korkuyor, çok büyük travma zaten. Büyük travma yaratıyor hakikaten. Bunları yaşatmadan, anlata anlata, konuşa konuşa, örneklendirerek, belki bir video izleterek buna dair. Ama çok üstüne gitmeden, ısrar etmeden, kendi haline bırakarak ilerlemek gerekiyor. Bu hassas bir konu. Ya evet, tırnak kesmek bile hassas bir konu. Hassas. Mesela benim küçük oğlum Batuhan tırnaklarını keserdim. Ay tırnaklarımı geri ver, aldın tırnaklarımı diye. Böyle bir gün boyunca ağlayabilirdi. Kıyamam. Tırnaklarını kestim diyerek. Kesme kelimesinden rahatsız oluyorlar.
Onlar için tehlikeli bir şeymiş gibi geliyor. Evet, vücudundan bir şey kopuyor gibi hissediyorlar. Evet. Aslında hani böyle durumlarda eğer çocuk böyle bir psikolojiye sahipse oturup konuşmak gerekiyor. Anlatmak gerekiyor. Yani ben kendi kızıma 8 aydan itibaren kitap okumaya başlamıştım. Anlamıyor diyorlardı. Doğduğu günden beri. Anlamıyor diyorlardı. Hayır, anlar o. Ondan sonra kelime hazinesi o kadar gelişti ki, evet, o çocuğun ve erkenden konuşmaya başladı. Evet, biz doğduğu gün itibariyle başladık. Çok iyi. Hala devam ediyoruz. Bazen benim uykum geliyor ama hala kitap okur bana diyor. Çok bazen güzel. Eminim bıcır bıcır konuşuyordur. Evet, biraz kelime haznesi fazla. Çok ve güzel. Bazen zorlanıyorum. Yani açıkçası cevap vermeye zorlanıyorum tatlı şimdi. Şeyler bunlar. O kadar çeşitli sorular soruyor ki ben böyle kalıyorum bazen. Şimdi ben bu çocuğa ne cevap vereceğim de hani hem sorusuna cevap vermiş olacağım hem de kafası karışmadan bunu yapmam lazım diye. Yeni çağ bebekleri, folik asit bebekleri. Folik asit bebekleri onlar zaten çok, çok zekiler ailemden. Gerçekten. Kesinlikle. Tekrar teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben çok teşekkür ederim. Kitabımız çok güzel. Sevgili izleyicilerimiz, Çocuğumu Kendim Büyütüyorum, Mira Ordu, sosyal medyadan veya internetten nereden satın alabileceğiniz yazıyor. Oralardan ulaşabilirsiniz. Sevgili Mira Ordu'yu ben takip etmeye başladım. Instagram'dan lütfen siz de takip edin. Güzel bilgiler veriyor. Her ne olursa olsun, ay ben bir daha çocuk yapmayacağım desek bile mutlaka kardeşimiz, kuzenimiz, bir akrabamız yapıyor. Kesinlikle. Ve o bilgiyi hafızamıza yerleştirip doğru bilgiyi doğru kişilere ulaştıralım. Eklemek istediğiniz başka şeyler varsa onu da ekleyelim ve maalesef bize belirtilen süre bitti. Çok teşekkürler, çok sağ olun konuk ettiğiniz için. Çok keyifliydi benim için. Yine bekleriz. Tekrardan teşekkürler. Başka konular buluruz, yine bekleriz. Tabii yine her zaman. Konuk etmekten çok mutluluk duyarım. Her zaman. Sağ olun. Çok sağ olun. Sevgili izleyicilerimiz, bugün de Arzu Çakırca ile Kadınca programının sonuna geldik. Haftaya başka konular, başka konuklarla görüşmek üzere. Hoşçakalın.